Hem ekibimiz hem televizyonumuz. Yani ben tehdit ediyorum yani diğer programlar da olmalı ama artık içinde bulunduğumuz ülkenin şartlarından ve insanların tutumlarından, insanların bakış açılarından böyle ferahlık getirecek, böyle beyazlık getirecek, eskiye götürecek ve hakikaten bazı çarpmanın dışında temiz temiz bir şeyler izlemesini istiyorum. Sanatla, sevgiyle, sıcaklıkla ilgili programlar olunca kendi adıma çok mutlu oluyorum. Hepinizi kutluyorum efendim. Çok kanalara teşekkürler. Kutluyorum. Çok teşekkürler sevgili Bülent Kayabaş. Sabah sabah bize öyle bir moral verdin ki çok gerçek teşekkürler. Bunlar. Şimdi ben efendim ikinci konuğumu davet etmek istiyorum. İkinci konuğum, bütün genç kızlar ekran başına. İkinci konuğum, evet. İkinci konuğum bir yarışmada kendisini tanıdık ama o çok yıllar öncesinden beri hep müzisyenliğini yapıyordu. O yarışmada müzisyen olarak bizim karşımıza çıktı ama geçmişinde müzisyenliği hayatı devam ediyordu. Aynı zamanda şu anda çok sevilen bir dizide oynuyor. Biraz sonra adını söyleyeceğim. Zaten görünce hemen anlayacaksınız. Bütün genç kızların kalbini hop hop attıran bir konuğum geliyor. Yakışıklı mı yakışıklı, sesi güzel mi güzel, hele ki ruhu çok güzel. Barış Akarsu. Gel hemen Bülent'in yanına alayım seni. Hoş geldin Barış'cığım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Sabah sabah biraz zor kalktın galiba değil mi? Müzisyenler böyledir efendim. Sabahları çok zor uyanırlar. Ayrıca bütün sanatçılar genelde. Değil mi? Nasıl gidiyor? Güzel, her şey yolunda. İkinci oğlum geldi. İkinci oğlun geldi, evet. Efendim seyrediyorsunuzdur mutlaka Yalancı Yarim dizisinde. Böyle hep birlikte oynuyoruz. Ben de onlara daha sonradan katıldım. Ama gerçekten çok mutlu ama oldum dizi. Ama iyi ki de katıldın sen. Efendim? İyi ki de katıldım. Evet, iyi ki de katılmışım. Evet, ben kendi adıma çok mutluyum. Çünkü gerçekten çok güzel bir ekip çalışmamız var. Çok güzel dizimiz hep ikinci oluyor, birinci oluyor. En fazla üçüncü oluyor. Gerçekten çok sevilen bir dizi ki bu zamanda bir diziyi tutturmak maalesef çok zor. Onun için büyük emek harcıyoruz tutulsun diye, beğenilsin diye. Büyük emekle çalışıyoruz. Gerek yapımcımız FM Film, gerek yönetmenimiz Şengül Hanım. Buradan sevgilerle kendisini öpüyorum. Gerçekten gerek oyuncularımız, yani Ayşe Kökçü olsun, Bülent Kayabaş olsun. Efendim bir tane Almanya'dan özel getirdiğimiz bir oyuncumuz var. Çok özel getirttik. Ünal Silver efendim. Silver. Ünal Gümüş deyince çok kızıyor. Ünal Silver. Çünkü öyle takmış adını. Merve, sevgili Merve'miz, Barış'la sevgili oynayan. Yani bütün ekip o kadar güzel, o kadar eğlenceli, o kadar hoş vakit geçiriyoruz ki. Çok güzel şey. Sanırım bu da size geçiyor zaten. Sevgiyle dolu Yalancı Yarim dizisinin ekibiyiz şu anda üçümüzde. Evet, bakın işte hemen girmek istiyorum. Biraz evvel konuyum. Çok tamam. Mu konuşuyorsun sabah sabah? Hayır, konuşmuyorsun. Niye? Burada konuşasınız diye çağırdım. Ali Poyrazoğlu başına kadar konuşmuyorum herhalde. Hayatım, Ali Sen konuşabildin mi o gün? Ben aralara programı reklam aldım. Girdim yani. Girdim çıktım. Reklamı da uzun süre alamadım. Acaba, tek tek reklam. Acaba diyorum ki sabah sabah bu gün Belgün beni kaldırdı. Ne yapmam lazım? Gideyim de şunun programında onu susturayım tek başıma ben konuşayım mı dedi diye düşünüyorum. Hayatım onun elinde değil. Onun değil. Onun bir düğmesini evet basıyorsun. Gerisin geriye durdur düğmesi yok. Akşam, adamın konuş düğmesi. Akşam provaydık. Neydi? Belki mektup göndereceğim. Onu yazacağım. Ona götür onu okutun dedi. Peki dedim ben ama ayı sonra unuttum dedi. Bak kendi şimdi gelmese sevgili evet, seyirciler evet, mektup yolluyor. Her halükarda kendi bir şekilde olacak. Yalancı Yarim'in bu kadar tutmasının yani o deyimle, televizyon deyimiyle Yalancı Yarim'in halk kitleleri tarafından beğenilmesinin sebeplerinden en önemlisi biraz evvel program için söylediğim cümlelerle aynı kulvarda gitmesi. Yani çok temizlik, bembeyazlık, güzel bir aşk, hiç unutulmuş, artık 2007 yılında bir genç kızın bir genç erkeğe söyleyemedikleri, bir genç erkeğin bir genç kıza söyleyemedikleri, sadece kafalarından kurdukları, sadece düşüncelerinle birbirlerinin gözlerinin içine baka baka anlattıkları aşkları ve de 60 yaşında, 50 yaşında insanları ta gerilere götürüp o nostaljiyi tattıran o ilişkiler artık günümüzde kalmayan evlilik ilişkileri, karı koca ilişkileri ve güzellik, temizlik, iyi bakış açılarıyla örülmüş bir dizi bu. Onun için bu hale geldiğini inanıyorum. Tıpkı sizin programınız gibi. Çok teşekkürler. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Düzgün ve doğru evet, işler evet her zaman yerini buluyor. Efendim bir veteremiz varmış. Onu izleyelim.
televizyonlarda birçok yarışma yapılıyor. Evet. Şarkı yarışmaları. Bu yarışmalardan birinciler çıkıyor. Evet. Kimler kaldı aklında yarışmadan çıkan? Ben izlemiyorum o programları. Hiç kimse. Pek fazla da isim kalmadı aklımda ve o yarışmalardan çıkacak herhangi bir kişinin de başkalarının da aklında kalacağını zannetmiyorum. Bülent Ersoy'la aşk yaşamasından dolayı Armağan. Bayhan var. Ya pek bir isim kalmadı. Zaten piyasada da bir kaset yaptıktan sonra direkt kayboldular. Altyapısı olmayan insanlar oldukları için bu tür yarışmalarda kalmaları da zaten doğru ve normal değil zaten. Ama şöyle bir şey var. Dünyada bu yarışmaların örnekleri var. Biliyorsunuz çok isim kazandırdılar piyasaya. Bu bizim ülkemizdeki yarışmanın altyapısız yapılmasından kaynaklı bir şey bence. Abidin var. Abidin kaldı. Ondan sonra Selçuk. Selçuk kaldı şu anda. Bayan. Cem Karaca'nın şarkılarını şey yapıyordu, söylüyordu. Barış. Evet, günün mana ve ehemmiyetine geldi sıra. Barış, bu yarışmalar için ne düşünüyorsun? Çünkü şimdi sen daha evvelden de müzisyendin zaten. Sen bu işi yapıyordun. Yarışmadan itibaren çıkmadın ortaya. Zaten bu belli her halinden. Peki sen yarışmaların çocuklara yani faydalı olduğuna inanıyor musun? Çünkü bir sürü çocuk yok oluyor gidiyor. Evet. Sence bu yarışmaların neresi faydalı, neresi zararlı duymak istiyorum senden. Şöyle bir şey var. Şimdi demin de işte arkadaşlarımız söylediği gibi altı zayıf tabanı olmayan yarışmalar olduğu sürece insanlar yarışmalarda işte bir takım ne bileyim yani duygulara kapılıyorlar. Yani işte oradan çıktıklarında dünyaları bambaşka olacak diye düşünüyorlar. Evet. Ama aslında öyle değil. Yani mesela ben Akademi Türkiye'den çıktım. Demin arkadaşlar sokakta işte bir sürü insan sormuşlar işte kim kaldı. Akademi Türkiye bir yarışma gibi değildi zaten. Yani Akademi Türkiye asla yarışma gibi olmadı. Bence bu ne kadar ki benim fikrim en güzel yarışma programı Akademi Türkiye'ydi. Yani, benim aklımda o yarışma çok güzel bir şekilde kaldı. Tabii. Çok kaliteliydi. O zaten yani eğer Türkiye'de sağlam altyapılı olup da yani daha iyi şeyler olursa, yarışmalar olursa ben gençlere her zaman öneriyorum. Yani Akademi Türkiye gibi yarışmalara girilmesinden yanayım. Ama tutup da yani işte diğer yarışmalar gibi sadece insanların üzerinden reyting amaçlı yapılan yarışmalar beni tamamen itiyor yani. O... Peki diyorsun ki o zaman gençlere yani bu yarışmalarda kazansanız da kaybetseniz de önemli değil. Tabii, tabii. Önemli olan yani bir sürü psikolojik bozukluklar oluyor çünkü. Siz çünkü o yarışmalar sırasında içeride bilmiyorsunuz ne oldu ama dışarıda kıyametler kopuyor. Tabii. Yani hepiniz için millet birbirine giriyor, SMS'ler falan. Yani onun için birdenbire içeride kendinizi çok böyle şöhret görüp de sonradan bir takım sen şimdi dizi yapıyorsun. Hı-hı. Özgür Çevik dizi yapıyor. Ama yapmayanlar ya da kasette yapamayanlar hüsrana uğruyorlar. Piyasa onun çok için zor. Çok zor bir piyasa. Onun için yani. Yarışmalara girin ama hüsrana uğramayın. Ya şans küçük, size gülebilir de tabii, gülmeyebilir tabii. De. Bir küçük, telefonumuz var. Küçük dünyada mutlu olacaksın. Evet. Bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Alo efendim günaydın. Günaydın. Sibel Hanım. Günaydın İlgin Hanım. Günaydın Sibel Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok sağ olun. Stüdyodaki konuklarınıza da günaydın. Orkestraya da günaydın. Günaydın efendim. Türkiye'ye günaydın. Sağ olun. Ben işlenmesi gereken konuları arz edecektim. Evet. Şimdi Türkiye olarak, insanlar olarak çok sevgisiz, saygısız, hoşgörüsüz, anlayışsız bir toplum olduk. Maalesef. Her konudaki şiddetlere de maruz kalındığını görüyoruz insanlarımızın. Ben o kadar heyecanlıyım ki bu tür programları asla ne izliyorum ne katılıyorum. Ama Nilgün Belgin olduğu için. Sağ ol. Ben de İzmirli bir insan olduğum için. Çok teşekkür ederim. Annemle eş değer görüyorum. Çok teşekkür ederim.